Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ölsem de, ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış, bel mi yamanmış, bey mi yamanmış? Çok samimi söylüyorum. Kız ya da erkek, hiçbir torunumu bu adamların yanına bırakamam, korkarım. Acaba ne yaparlar diye. Sayın Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı. Ve orada bana fosforlu cevriye dedi. Konyalı iki çok genç üst kurul delegesi bunu tam da kastedildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Sayın Bahçeli'nin o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye fosforlu cevriyenin fahişe olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelen giden herkese kahkahalar içinde bunu söyledi tam bir yıl boyunca. Sonra 19 Haziran'da bir kongre yaptık biz. O kongreden sonra benim 9 aylık erkek torunuma, hem de nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna nesebi gayri sahih dedi. Yani bizlere ne dedi biliyor musunuz? Sizin analarınız belli, babalarınız belli değil dedi. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu nasıl bir şuur altıdır? Bu nasıl bir psikolojidir? Allah'ım sen ne büyüksün. Beni vesile kılıyorsun. Kereste gibi adamların, kereste gibi yaşam formların, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün ne iğrenç olduğunu, şuur altlarının ne kadar pis olduğunu ve her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah'ım. Bu yaşam formlarının, bu yaşam formlarının eşlerinin suratına nasıl baktığını merak ediyorum. Çoğunun da karısını tanırım, eşini tanırım. Gelinlerinin yüzüne nasıl baktıklarını merak ediyorum. Çünkü herkesin anasına babası belli değil, çocuklar doğurmuş iftirası atanların, iğrençliğini yapanların gelinleri var, kızları var, eşleri var. Yahu çok samimi söylüyorum. Kız ya da erkek, hiçbir torunumu bu adamların yanına bırakamam, korkarım. Acaba ne yaparlar diye. Dolayısıyla kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz siz ya?